Sınavın nasıl geçti? Kötü biraz. Yani normaldi. Yani ne zor ne kolaydı yani. Orta derece. Çok zordu. Büyük ihtimalle ya ben iyi geçtiğini düşünüyorum. Ama hep iyi geçti dediğimde 300'den çok az üstü alıyorum. Kötü. Zorlu bir süreçti. LGS'ye hazırlanma süreci zorluydu bayağı. Sözel kolaydı, sayısal zordu ya. Ya orta geçti diyebilirim. Çok iyi geçmedi. Güzel geçti. Güzeldi, biraz kolaydı. Zor geçti. Sınavım biraz zor geçti. Yani kötü gibi. Kötü. Kolay değildi. Ya ben zorlandım biraz. Sınav ortaydı yani. LGS çok da zor değildi. Diğer senelere göre daha kolay geçti. İdare ederdi ama biraz kötü geçti. Sen biraz sulusun böyle. Ağladın mı yoksa su mu geldi? Evet, ağlamadım. Ağlamam sınav için. Az çok iyi. Güzel geçti. Kolay geçti öncelikle. Çok güzel bir gündü. Normal deneme gibiydi aslında. Yani sayısal hariç. İyiydi. Orta geçti. Sayısalda 4 boş yaptım. Sözeli 50'de 50 işaretledim. İdealdi. Beklediğim gibi geçti. Güzel geçtiğinizden beklediğinden kolaydı sınavlar. Sınav süresi yeterli geldi mi? Sınav süresi yetti. Çalışsaydım yetmez ama çok çalışmadığım için yetti. Ben stres yapan bir insanım. O yüzden ilk oturumda fazla yeterli gelmedi ama yani iyiydi diyebilirim. Yetti Allah'a şükür. Hayır. Sözelde yeterli değildi de sayısalda yeterliydi birazcık. Yetti. Hatta bayağı çözümlediğim soruları geri dönebildim. Sözel yeterliydi ama sayısal biraz boşum vardı matematikte. Sözel, sayısal yeterli değildi çok. Biraz sözelde takıldım çünkü dijital saatle genellikle çalıştığım için sözelde takıldım. Ya Türkiye'de yani sözelde çok az yani bence. 5 dakika daha da verseler daha da iyiydi. Sayısalda yeterli olmadı açıkçası ama sözelde yetti bayağı. Sayısalda yetti bana. Sayısal erken yetti. Çıktım. Hayır. İlk oturumda İngilizceye biraz zamanım yetmedi. Diğerinde de matematiğe yetmedi sayısalda fazlasıyla. Sınav süresi sözel biraz yetersiz geldi ama sayısal yetti. Yani biraz ama zorlandım sürede dolayısıyla. Sınav sözel bölümden 5 dakikam arttı. Sayısal bölümde yeterliydi bence. Sözel de yeterli olmadı. Biraz daha vaktim olsa tabii daha iyi olabilirdi. En çok hangi derste zorlandın? En çok fende zorlandım. Çok süre kaybettim fende ama matematik bayağı güzel geçti. Onun için sayısalda bir tek fen kötü geçti. Matematik ve fen. En çok Türkçe'de zorlandım. Diğer dersler çok zor değildi. İngilizce zordu. Matematik. Matematik ve inkılap zorladı. Yani sözel ve sayısal ikisi de zorladı bir tık. Ya bir tane Türkçe'de atlı bir soru vardı. O çok kafamı kaşırdı, doğru mu değil mi diye. İngilizce ve matematik. En çok Türkçe uzun sürdü. En çok Türkçe zordu. Bilmiyorum, soru iki şık arasında çok kaldım. Çok çeldirici şıklar vardı. Kesin olarak matematik. Dairelerle alakalı, silindirlerle alakalı o geometri soruları sıfır, yok. Matematik kolaydı da fen çok zordu. İnkılap ve sayısalda matematikte yani. Türkçe'de zorlandım saçma bir şekilde. Matematik, İngilizce, Türkçe. Matematik. Matematiğim iyi değil ama fen zorladı. En çok inkılaptı biraz, zorladı. Fen bilimleri. En zorlandığım yer matematikti ve fendi. Matematik ve fen. Bir tek matematikte bir soruda çok zorlandım. Onun dışında zaten hepsini işaretledim. En çok matematik tabii ki de. Bir de inkılap. Matematik. Genel olarak matematikte zorlandım ama bazı sorular kolaydı yani. Matematik. Matematik. Matematikte çok zorlandım. Birazcık inkılapta. Fende güzel geçti beklemediğim bir şekilde. Matematik çok kötüydü. Türkçe. Türkçe. Fende. Çünkü bir soruyu en az 10 kere okudum yani emin olabilmek için. Biraz matematikte zorlandım. Fende de. Matematik zor geçti. Türkçe matematik bayağı zordu. Stres yaptın mı peki sınavda? Çok. Stres yaptın mı sınavdan önce ya da sınav esnasında? Sınavdan bir gece önce evet yaptım ama sonra daha iyi oldum yani. Uyuyabildin mi gece? Uyumadım. Stres, sözel oturumda yetiştiremeyeceğim diye stres yaptım. Stres tabii ki herkes yapar stres. Ben de biraz yaptım ama bunun üstesinden gelmeyi başardım. Sınava girince yaptım. Evet yaptım. Çok yaptım. Nasıl atlattın peki bunu? Hocalarım sayesinde. Hocalarım böyle uyardı beni. Onların sayesinde atlattım. Evet yaptım. İlk başlarda biraz stresim vardı ama son bir haftaya girince stresi bırakmayı hedefledim. Çünkü sizin de YouTube kanalınızda gördüğüm gibi püf noktaları okudum, izledim. Onları da kendime moral motivasyon edindim ve son bir haftamı çok güzel geçirdim yani. Hiç stresim yoktu. Çok heyecandan çok stres yaptım hatta. Biraz yaptım evet. Biraz zordu çünkü. Çok fazla. Sınava girişte çok stres yapmıştım. Stresim dün sabahtan beri başladı. Sınavdan önce bayağı stres yaptım. Öyle
Sınavdan önce böyle ellerim titriyordu resmen. Soruları yapamayınca biraz böyle strese girdim. Başlamadan önce 10 dakika bayağı heyecanlıydım. Sonradan yaparken geçti. Dün akşamdan başladı stresim. Heyecan yaptım. Genellikle sakin kalmaya çalıştım. Çok stres yapmamaya çalıştım. Evet, fazla da. Biraz fazla. Yaptım bayağı. Aslında ben sınava girmeden önce çok stresliydim. Sınavda böyle hafif hafif azaldı. Çok yaptım. Böyle elim ayağım falan titremeye başladı ilk girdiğim anda. Peki sınava hazırlanırken Tonguç Akademi ile çalıştın mı? Kitaplarım var. Çalıştım. Faydalanmıştım yani. İzlemiştim bayağı. Bütün ortaokul sürecim Tonguç Akademi izlemekle geçmiş. Evet, kullanıyordum. Aboneyim. Evet, bütün konu anlatımlarını hepsini Tonguç'tan izledim. Tonguç Akademi videolarını izleyerek çalıştım. Kitaplarını da tavsiye ederim. Videolarını izledim. Test kitabı almıştım. Onu çözdüm. 5. sınıftan beri Tonguç Akademi'nin tüm videolarını izliyorum ve izlemeye de devam edeceğimi düşünüyorum. Zaten normal okul sınavlarından da önce Tonguç videolarını izliyorum. Paragraf kitaplarını aldım Tonguç'un. Paragraf 10, bir de paragraf 10. Onları kullandım. Evet, sınavdan bir gün önce izledim. Matematik ve fen de izledim. Evet, YouTube kanalı canlı yayınlara katıldım. Evet, özellikle YouTube videolarını izledim. Türkçe'de konuları, başlıkları izledim. Tonguç kitaplarını kullandım. Videolarını da izledim. Canlı yayını izlemiştim ben ama hani böyle son tekrarlar vardı ya, fen falan, onları izledim. Evet, bir tane 4 saatlik bir matematik yayını vardı. Onu izledim. Evet, özellikle son tekrar videoları bana bayağı yardımcı oldu. Ve bu son haftamı Tonguç Akademi izleyerek ve kitap okuyarak geçirdim. Son tekrarlarını izledim. Evet, dün izlediğim fen videosu beni çok işime yaradı. Evet, İngilizce videolarınızı izledim. 8. sınıfı özellikle. Kullandım. Sayısal videonuzu izledim ve sayısalım çok güzel geçti sayenizde. Çok çalıştım. Evet, hatta dünkü canlı yayınlarını da izledim. Gece uyurken Tonguç'u izleyerek uyudum zaten. Her şekilde hem kitaplarını hem de videolarını çok kullandık. Bu yüzden Tonguç Akademi'ye de çok teşekkür ediyorum.